المشكلة؟ Önemli değil. Yani şirketle ilgili. Tamam. Umarım çok şey kaçırmadım. Birazdan öğrenirsin. Gel. Neriman. 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 Ne oldu? Gidelim Fahriye. Macit, neredesiniz? Özür dilerim. Her şey yolunda mı canım? Evet. Daha iyi olamazdı. Ne kaçırdım? Macit, kulaklarına inanamayacaksın. Tamam, dinliyorum. Selim. Sen anlat istersen. Yok. Bana bırakmayın. Hadi ama. Ben söyleyeyim. Lütfen. Ama beklediğime değsin. Pelin'le ortaklığın hayırlı olsun. Bu ilk ortaklık yaşam boyu sürecek, başka ortaklıklara da vesile olur inşallah. Ne ortaklığı? Yeni şirket. Sen ve Pelin'in ortaklığınızda olacak. Merhaba.
yani. Fahriye, ya bir daha ararsa? Çok kızgınsın biliyorum. Evin önündeyim. Sen pencereye çıkana kadar gitmeyeceğim. Ne yapacağız Fahri? Bilmiyorum Neriman. Hadi Neriman. Günaydın Gülter. Yıllar sonra. Yıllar sonra. Kızım geldi. Daha ne isteyebilirim ki? Babası burada olduğunu biliyor değil mi? Kapının ağzında bunu mu sorsaydım abi? Bu adam da sana az çektirmedi. Yine kapıya dayanıp huzurumuzu bozmasın Gülter. Kızım benimle abi. Bana geldi. Annesine. Sayka artık 4 yaşında değil abi. Görmüyor musun? Kocaman genç kız olmuş. Kiminle isterse onunla kalır. Annesini isterse annesiyle kalır. Sayka'nın burada. Bizimle kalması için babasının rızası gerekir Gülter. Başka türlü olmaz. Bir şeyler yaz ama. Hay Allah'ım ya. Seni görmek istemiyorum diyeceğim. Saçmalama Neriman. Öyle yazarsan hiç gitmez o artık. Şey de babam yanında yarın görüşürüz de. Tamam. Neriman. Çık şu cama Neriman. Gitmeyeceğim, çık. Fahriye gitmiyor Şinasi. Seslenir. Sevgi ise kaldır. Sen her zaman benim kalbimde kal. Benimle kal.
ne zaman uyudu? Çok oluyor. Kaç gecedir sabaha kadar oturuyordu. Bugün Aslı ile konuşunca rahatladı biraz. Aslı nasılmış? İyi mi? İyi. Çok selam söyledi. Aslı'ya bak be. Hepimizden hızlı çıktı. Neriman'la senin düğününüzü beklerken? Daha çok beklersiniz. Şinasi. Neriman'la aranızda ne var? Mesafe var abla. Çok uzun bir mesafe var. Ben koştukça aramız açılıyor. Neriman da zor günler geçiriyor. Üstüne varma. Anlayışlı ol Şinasi. Toparlanması için ona biraz zaman ver. Benim zamanım yok abla. Neriman'ı kaybediyorum. Anlamıyorum ki nedir seni bu kadar telaşlandıran? Macit Arcıoğlu. Bakalım ben çok başarılı bir yönetici olunca o zaman ne diyeceksin? Herkes benden söz edecek. Herkesin senden söz edeceği konusunda hiçbir zaman kuşkum olmadı zaten Pelin'ciğim. Sen şimdi bana kötü bir şey mi söyledin? Ben bu dergileri alabilir miyim? Olmaz. Ay pinti şey seni. Çocukken de böyleydin. Bu benim dediğim başkasına vermezdin. Teknede görüşürüz Neriman. Yarın gece saat 10'da. Eğer geç kalırsan senin düştüğün yerden orada düşecek. Senin dergilerine kalmadım. İnternetten bulurum hepsini. Arayamam abi. Şayka bugüne kadar babasının sorumluluğunda yaşadı. Şimdi kiminle, nerede, kimin evinde olduğunu bilmek hakkıdır. Bunun başka bir yolu yok mu? Başka yolu yok Gülter. Şayka bu gece bizim misafirimiz olsun. Misafir? Benim kızımın bu evdeki yeri misafirlikse... Ben kimim abi? Yıllardır bu evde Neriman'ın bakıcısı. Senin de hizmetçin miydim? Yazık. Bana bunları sen söylettin abi. Ben pencereyi açtım. Sen de nefsini boşalttın. Çok güzelsin. Hayırdır Pelin'cim? Artık kendi kendine de mi konuşmaya başladın? Hayır canım. Bununla konuşuyorum. Macit bu harika bir şeymiş. Pelin. Lütfen onu aldığın yere bırakır mısın? Bırakmam. Pelin sana onu aldığın yere bırak diyorum. Tamam. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu yüzüğü partiden önce aldığını biliyorum. Yani bana vereceğini düşünmüştüm. Ama tabii yeni tanıştığım biri bundan vazgeçmene neden olmuş belli ki. Yanılıyorsun. Tamam.
Tamam, o zaman ben daha fazla yanılmak istemiyorum. Sen söyle. Elin yeter. Gerçekten yeter. Yüzük kimin için Macit? Hı? Mesela Neriman için olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Ne mi düşünüyorum? Hayatımı nasıl mahvettiğimi düşünüyorum. Babama görünmeden şu eve girmeyi düşünüyorum Fahriye. Tamam ya. Daha bir defa gördüğüm birine bu kadar değer verebileceğimi nereden çıkartıyorsun Pelin ha? Neriman kim, ben kimim? Macit, özür dilerim. Tamam, ben biraz ileri gittim. Çok ileri gittim Pelin. Tamam. Al. Burada. Zamanı geldiğinde istediğine verirsin. Anlaştık mı? Macit, lütfen özür dilerim diyorum. Ya sadece merak etmiştim. Evleneceğim kadın için aldım doğru. O zamana kadar annem taksın istiyorum. Gerçekten. Uygun bir zaman bulup bir türlü anneme veremedim. Pelin. Pelin nereye? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok şaşırdım. Çok değerli olmalı bu. Kesinlikle şahane. Gerçekten güzelmiş. Sana da çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Macit, nereden aklına geldi? Babamla birlikte düşündük. Aslında babam yakut bir kolye almayı planlıyormuş. Ama ne yazık ki kolye satılmış. Gerisini sen anlatsana baba. Hiç üzülmeyince bence bu da gayet değerli. Ya öyle. Öyle. Çoktandır böyle özel, göz kamaştıran, görenin aklını uçuracak kadar değerli bir hediye almak istiyordum karım için. Ben annemin taktığı bir yüzüğü gelecekte eşimin parmağında görmek istiyorum deyince o da kolye almaktan vazgeçti. Yüzük seçimini de bana bıraktı. Aynen öyle. Seçimi oğluma bıraktım. Çok teşekkür ederim Kerim. İkinize de çok teşekkür ederim. Bu gerçekten çok zarif bir düşünce olmuş. Yüzük ileride
benden gelinime, gelinimden de... Bak nasıl havaya gidiyor. Maci, sen gerçek bir romantiksin. Sevdiğin ilk kadından, annenden, hayatındaki son kadına, eşine. Ama bence İnci teyze, siz o yüzüğe çok fazla alışmasanız iyi olur. Yani biliyorsunuz emanet o. Bakalım bu şahane yüzük gelecekte kimin olacak? Merak konusu. Kaç yaşındasın? Boş ver. Büyüğüm senden. Peki daha önce neredeydin? Yani nerede oturuyordun? Şahit'e babasıyla oturuyordu. Ama artık bizimle oturacak. Değil mi kızım? Gitmeyeceksin bir yere. Hala neden daha önce hiç bahsetmedin? Aşk olsun anne. Benden bahsetmedin mi hiç? Beni unuttun mu yoksa? Unutur muyum? Ama unutmak başka, senden söz açmamak başka. Şahika, yavrum. Seni düşünmediğim bir tek günüm olmadı. Ama böyle dile getirince... insanın burasına bir şey oturuyor. Ben kıyafetlerimi asmak için seninkileri ittim biraz da. Sorun olmaz değil mi? Yok, olmaz. Ben hayallere dalma demeye gelmiştim ama sen çoktan transa geçmişsin. Bu gece keyfimi kaçırma Duygu lütfen. Pelin. Duygu. O yüzüğün şu parmağımda bir duruşu vardı ki görmen lazım. Pelin kendine gel. Bak bir gün bu hayallerin yüzünden fena halde uykuların kaçacak. Ne istiyorsun Duygu? Senin hayal kırıklığına uğramanı istemiyorum Pelin. Sürekli ihtimaller üzerine gelecek kurmaya kalkıyorsun. Bak canım. Bu gece Macit ve benim ortak bir şirketimiz oldu. Bu mu ihtimal? Yoksa İnci teyzenin parmağındaki yüzüğün bir gün benim şu parmağımda olacağım. Pelin, bak canını sıkmak istemiyorum ama... Sıkma o zaman. Dur tamam. Gel. Söyle. İçinde kalmasın. Nereden çıktı şimdi demeyeceksin değil mi kızım? Ne oldu? Bana babanın telefonunu yazıp verebilir misin? Hayır. Özledin mi? Tövbe estağfurullah. Faiz dayım. Biraz titiz adamdır. Ne yapacakmış? Babamdan temiz kağıdım isteyecekmiş. Yok yavrum.
Sadece Şahika'nın babasının rızası olmadan bizde kalması doğru değil diyor. Sen şu telefonu yazıp ver, ben bir babanla konuşayım. Veremem. Çünkü babam öldü. Şirket ortağı olmak için Macit'in seninle evlenmesi şartı. Seni üzmüyor mu? Hayır. Neden? Çünkü bu bir aşk evliliği olmaz Pelin. İş ortaklığı olur. Ben Macit'le evlenmek istiyorum Duygu. Nasıl olacağı umurumda bile değil. Pelin. Bak lütfen. Yani böyle olmaz. Bu şekilde evlenmeyin. Bir kere daha düşün. Düşündüm. Düşündüm Duygu. Bu gece Macit'in odasında o yüzüğün bir başkası için alınmış olduğu ihtimalini sadece bir dakikalığına düşünmek zorunda kaldım, evet. Aklımı kaçırıyordum. Anlıyor musun? Bana öl de daha iyi. Yani sana söylemek istememiştim. En azından bu şekilde ama. Neyse. Ne zaman? Bir ay sonra bir yıl olacak. Nasıl oldu? E şimdi bunları konuşmasak? Hı? Yok, bilmek istiyorum. Şimdi konuşalım, bir daha konuşmayız. Söylesen. Yanarak öldü. Ay. Çok acı, çok. Ya öyle o kadar acı çekmemiş yani. Gazdan zehirlenmiş, hemen oracıkta ölüvermiş. Çok acı falan yok. Ya öyle dediler. Ay. Aslıcığım, ben çektim zaten. Hem anasız hem babasız. Arkasından da konuşulmaz ama. Neriman, ben kızıma üzüldüm. Hem anasız hem babasız. Neriman, baban sorar şimdi. Bilekliği aldın değil mi? Aldım hala. Aldım ben de. Oh, çok şükür. En azından bu mesele kapandı. Ağzın bıçak açmıyor senin. Bir derdin mi var oğlum? Yok bir şeyim. Neriman'la mı kavga ettiniz? Ben kapıya bakayım. Neriman iyi kız, hoş kız da. Bugünlerde aklı pek havada. Asi bir şey oldu çıktı. Eskiden böyle değildi ama. Anne. Kötü bir şey söylemiyorum oğlum. Neriman hakkında iyi ya da kötü bir şey söylemeni istemiyorum. Al şunu, yolda yersin. Anne. Al. Ah, Nezahat bacım ne haber? Günaydın. Günaydın. İyi, iyidir sen? Şinas çıkmadı değil mi? Yok, hiç çıkmadı. Oo, hayırdır sabah sabah? Oo. Kim yaptıysa ellerine sağlık ha. Ben yaptım. Oğlum kaynanan sevecek seni. Oğlum ben kızı alırım, ondan sonrasına karışmam. İster sevsin ister sevmesin. Cihan. Hı. Sen niye işte değilsin? Bugün izin günüm, izin. Allah Allah. Şş, bana bak.
Beni de okula götürsene be. Ne yapacaksın oğlum okulda? Sıkılırsın. Oğlum ne sıkılacaksın be? Deli misin? Allah Allah. Belki kısmetim açılır hani falan filan. Olmaz. Nezahat bacım, bundan bana hayır yok. Sen bana bir kız ayarlasana şöyle eli yüz düzgün, güzelce, hoş bir şey. Ha? Olmaz mı? Hayır abicim, yürü yürü. Nezahat bacım, unutma gözünü seveyim ha, ne olur bak. Ha? Abla görüşürüz. Nefes kuşum. Allah Allah. Unutma. Rahat uyudun mu? Ben uyudum. Ama sen pek uyuyamadın galiba. Ben tavşan uykusunda uyurum. Bütün gece oflayıp durdun, sağa sola döndün. Hayırdır? Uyku tutmadı. Olur arada. Olur arada. Sevgilinden mi ayrıldın? Alo. Kimmiş? Aslı. Aslı mı? Canım. Canım iyiyiz, iyiyiz. Annem de iyi. Aslı. Annem. Nasılsın yavrum? Konuş da güzel sesini duyayım çocuğum. Anneciğim, çok özledim sizi. Merak etme anne, her şey yolunda. Gayet iyiyim. Aslı bak ne diyeceğim annem. Ya siz bize gelin ya biz size gelelim. Bir yüzünü göreyim be çocuğum. Yok siz gelmeyin. Ya anne ben evi çok özledim. Tamam yarın öğleden sonra gel o zaman. Yarın öğleden sonra? Evet. Tamam. Çok öptüm anne. Tamam. Hayrola? Bir yere mi gidiyorsun? Yarın annemlere gideceğim. Çok özledim onları. Kocandan izin aldın mı kızım? İzin mi? Günaydın. Evcilik başka, evlilik başka. Sen kimsiniz acaba? Hayırdır? Şaka mısın sabah sabah? Merhaba. Merhaba. Misafiriniz var galiba. Tanıştırayım. Şinasi Cihan. Mahallemizin fedaileri. Yol keserler, adam tehdit ederler. Hatta gerekirse kapı önünde bekçilik bile yaparlar. Bayağı kullanışlı duruyorlar. Şahika, halamın kızı. Şahika. İsminiz de cisminiz gibi hoşmuş hani. Akşam çıkabilir misin? Çıkamam. Dün gece de bununla mı buluşmaya gittin? Ay demek sevgilim bu. Şahika. Ne oldu buna? Bilmiyorum. Evet, bu daha iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Burnun hemen koku aldı değil mi? Ne oldu anlat. Olmaz. Telefonda keyfi çıkmaz. Ha o kadar diyorsun. Anlatırken yüzünü görmek istiyorum Onurcuğum. Bence hemen kalk bir şirkete gel. Akşam uygun değilim. Akşam teknede önemli bir görüşmem var. Teknede önemli bir görüşme. Ha. Az sonra oradayım. Bekliyorum. Günaydın. Aylık raporlar mı? Hem onlar hem de onay bekleyen bazı fatura ödemeleri. Bu nedir? Yüklüce bir mücevher faturası. Açıklama kısmına göre elmas ve pırlantalardan oluşan epey değerli bir yüzükmüş. Çok özel biri için olmalı. Evet öyle. Hesabınızdan çekim işlemi için onayınız gerekiyor. Bunun ödemesini benim hesabımdan çekmeyeceksiniz. Öyle mi? Öyle. Babamın hesabından alacaksınız. Firma yüzüğü sizin tarafınızdan alındığını... Yüzüğü ben satın almadım. Ben sadece seçtim. Babam anneme değerli ve özel bir hediye almak istiyordu. Ben de yardımcı oldum. Anlıyorum. Anlayamazsınız. Onların arasındaki aşkı ben bile hala anlayamadım. Erkekler işte. Her ne kadar dışarıda eğlenseler de... Eğlence bitince evlerine dönmek isterler. Babam yine ucuz bir eğlence sonrası pahalı bir bedel ödüyor. Hepsi bu. Ay. Özür dilerim ya. Ben galiba aşağıda bir yanlış anlaşılmaya neden oldum. Biz birbirimizi yanlış anlamaya sen gelmeden önce başladık Şahika. Boş ver. Yani ben onu boş verdim zaten. Ben diğerini merak ediyorum. Diğeri? Ha. Yani dün geceki bu olmadığına göre... ...demek ki bir diğeri var. Ha? Şinasi, oğlum bir dur ya, bir dur. Allah Allah ya. Ya bu kız beni öldürecek ya da ben gidip... Saçma sapan konuşma be. Allah Allah. Öyle ben demek bank bank yapmaya benzemiyor canım. Kardeşim Neriman beni katil edecek. Ya Neriman'ın, ya kendimin, ya da gidip o herifin katili olacağım. Katil olmak için iyi bir nedenin, bir de kötü bir kalbinin olması gerekiyor. Sende ikisi de yok aslan. Ya dur bakalım be oğlum ya. Allah Allah. Bilip bilmeden asıp kesiyorsun. Neriman bir daha öyle alengirli işlerle uğraşmaz. Bu işin içinde başka bir iş var. Vallahi bak. Dur bakalım bir öğreniriz şimdi. Kimi arıyorsun? Bir bekle, bir bekle. Allah Allah ya. Ne? Fariye, peşinden söylüyorum. Eğer yalan söylersen, kıvırmaya kalkarsan bittin. Dün gece Neriman'la neredeydiniz? Süre başladı. 3, 2, 1. Kuaföre. Kuaföre gittik. Allah belamı versin kuaföre gittik. Ne işiniz var lan akşam akşam kuaförde? Ya gizli gittik. Sakın kimseye bir şey söyleme. Faiz amca duyarsa bizi öldürür. Faiz amcaya gerek kalmaz canım. Ben varım zaten. O geceden borcumuz kaldı bizim evine. Onu vermeye gittik. Sen ne sandın ki? Ya ne bileyim. Öyle Nerimanlardaki kız abuk sabuk konuşunca bende bir şey oldu zannettim. Kız kim? Cihan, alo. Kız kimmiş ya? Hoş geldin. Nerede kız? Bir kız varmış Neriman sizde. Kim o kız? Şahika. Efendim? Adımı soruyordun ya. Onu söylüyorum. Şahika. Hı. Sormuştum doğru. Ben öyle sorarım ortalık yere, sonra da hatta unuturum. Şahika'ydı değil mi? Yok artık ya.
Oğlum sen var ya Neriman diye diye kafayı yiyeceksin ha. Az kaldı ben sana söyleyeyim. Böyle yaşanmaz. Alo kendine gel. Haklısın. Galiba ben yine kızın günahını aldım. Ne yapıyorsun? Neriman'ı mı arıyorsun? Arıyorum. Allah Allah. İnşallah açar. Diyorsun ki yani o komşu kızı olan Şahika Gülter ablanın kızıymış öyle mi? Ay nihayet anladım Fahriye. Şok şok şok. İşini Asya arıyor. Şahika akşam bizim dışarı çıktığımızı söyledi. Açma açma açma. Alo. Biz seninle Nemi'ye gittik kuaförün evine. Ben öyle söyledim. Anladın mı? Anladın mı? Kuaföre kuaföre. Şinasi biliyorum. Dinlemeyeceksin beni yine. Bağıracaksın ama. Özür dilerim. Neriman bir şey söyle. Duyuyor musun beni? Duyuyorum duyuyorum Şinasi. Dinliyorum seni. Bak bu aralar bütün bu olanlar benim biraz dengemi bozdu. Sanırım seni seviyorum. Yok bundan ötesi anladın mı? Seni çok seviyorum. Şinasi, söyleyeceklerim bittiyse benim şimdi kapatmam lazım. Var var kapama. Neriman gerçekten seni çok seviyorum. Şinasi, 5 yıllık seni seviyorum dedin ha. Hadi yürü otobüsü kaçıracaksın hadi. Allah Allah. Ya kaçırmayız. Vay vay vay. Kaçırmayız derken ben de mi geliyorum? Sıkılmayacaksın. Ne sıkılacağım be? Allah Allah. Şişt, kızlara asılmak da yok. Oldu canım başka. Neriman bitti şimdi benim günahımı alıyorsun. Nasıl bir yüzük anlatamam. Şimdilik İnci teyzenin parmağında. Macit de benim nişan yüzüğüm olacakmış. Yani bir çeşit aile yadigarı gibi düşünüyorlar. İnci Arcaoğlu'ndan Macit Arcaoğlu'nun karısına. Yani bana. Of Pelin of. Nişan mı? Onu bilmiyorum. Yani şimdi yeni şirketle uğraşıyoruz. Ama fazla uzun sürmez. Pelin yeter. Mutluluğumu kıskananlar var hayatım. Kapatıyorum sonra konuşuruz. Tamam. Bay bay. Pelin seni kıskandığımı nasıl söyleyebilirsin? Tamam bir daha söyleme. Harika bir yüzük Duygu. Nasıl imrendiriyor şuna bak. Duygu, ne oldu? Henüz bir şey olduğu yok anne. Ama eğer Pelin Macit'le evlenemezse bu hayal kırıklığının parçaları hepimizi kesecek. Oldu ama ne yapacaksın kısmet. Olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Bebek var mı Gelin Hanım? Anlamadım. Bebek bebek. Öyle apar topar evlendiğine göre vardır bir şeyler herhalde. Hamile kaldın mı? Zehir gibi olmuş mu be? Bir şekerli kahve yapmayı beceremedim. Al yeniden yap şunu. Bir ay daha bekleyin. Olmazsa tanıdık doktorum var. Gider baktırıveririz. Bana bak. Kısır falan değilsindir inşallah. 2 şeker at. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Şinasi, bunların hepsi bekar mı? Sakata gelmeyelim. Şinasi. Selam. Selam. Merhaba. Cüneyt
yine provaya gelmedin? İşi vardı. Cihan. Özlem. Hangi bölümden? Yüksek. Yüksek bölümden. Cihan benim. Şinas'ın. Gel benim de. Şimdi yandı. Bence de yandı. İki kere üst üste provaya gelmedi. Ama ben söyledim Şinasi'ye. Kaçırma şu provaları dedim. Dinlemiyor ki beni. Varsa yoksa Neriman. Şinasi dün Neriman'la mıydı? Şinasi rüyasında bile Neriman'la beraber. Biz daha önce tanışmış mıydık? Elbette tanıştık. Genç ve güzel kızlar beni rüyalarından tanırlar. Şey, Beyaz Atım Çiftlik'te de malum okul önü biraz trafik yoğun. Selam. Onur, neden açmıyorsun telefonu? Açtık işte. Baksana ne diyeceğim. Akşama bir sürpriz hazırlıyorum. Aman ben almayayım. Yani benim için bir parti falan düşünüyorsan vazgeç. Bak bozuşuruz ha. Üstüne alınma canım. Sürpriz Macit'e. Macit akşam nereye takılacak biliyor musun? Alo. Duydum. Ya bildiğim kadarıyla Macit bu gece teknede olacak. Önemli bir işi varmış. Yani Macit için düşündüğün sürprizi başka bir geceye ertelemen gerekecek. Tamam canım. Öptüm, görüşürüz. Sonunda hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Çok işim var, öldüm meraktan. Sana bir iyi, bir de daha iyi haberim var. Önce hangisinden başlayayım? Aman alıştırarak söyle. Bu kadar iyi haberi bünyem kaldırmaz. Hadi geç otur. Anlaştın mı bari Şahika Hanım'la? Fahriye daha dün geldi. Ama pek bilmiş bir şey bu ha. Sakın aman dikkat ağzına laf verme bunu. Halam bir kızının olduğunu hiç söylememişti. Sordun mu? Yani kadın 6 yıl evli kalmış. İnsan hiçbir şey demese halacığım 6 yıl evli kalmışsın yok mu çoluk çocuk falan gibi bir şey der yani ne bileyim ben. Neriman. Akşam ne yapacaksın? Macit Hacıoğlu'na gidecek misin? Macit Hacıoğlu mu? Sen şu bildiğimiz Macit Hacıoğlu'yla mı buluşacaksın? Sırlarla dolusun kül kedisi. Alevsin vallahi ha. Doğru söylüyorsun. Yani koskoca Macit Hacıoğlu'yla bizim Neriman'ın ne gibi bir işi olabilir ki? Hiç yakışmıyor. Gülter. Buyur abi. Şahika'nın babasını aradın mı? Aramadım. Vermiş. Ya. Hiç duymadık. Başın sağ olsun kızım. Burası senin de evin. Sonuç olarak dün Pelin ailesi bizdeydi ve hep beraber bir yemek yedik. Zaten gerisini anlatmana gerek yok. Diyeceğim ama yine sen anlat senden duymak keyifli olur. Tahmin bile edemezsin Onur. Hiç kafanı yorma. Bir şansımı deneseydim. Lütfen. Pelin'le sen Yıldırım nikahıyla evleniyorsunuz. Oğlum senin Pelin'le bir sancın falan mı var? Evet.
Çocukluğumdan beri kendisine aşığım ama senden fırsatım olmadı. Serseri ya. Hadi ne söyleyeceksen söyle, yoksa yeni tahminlerime katlanmak zorunda kalacaksın. Yeni kurulan Arcıoğlu Genç Grubu'nun iki ortağı kim dersin? Selim Demirhan ve Kerim Arcıoğlu. Pelin Demirhan ve Macit Arcıoğlu. Aa! Ya. Çok iyi haber. Daha dur. Daha iyisini duymadın. Neriman bu gece tekneye gelecek olur. Ne? Neriman ve ben. O geceye ait eksik parçaları tamamlayacağız. Atlayın hadi. Yok Özlem, gerek yok. Biz kendimiz gideriz. Sağ ol. Ben de o tarafa gidiyorum hadi. Vallahi çok makbule geçer. Malum. Okul yordu beni de. Babam bilekliği sordu mu? Yok, sormadı. Şahika'nın gelişi şimdilik unutturdu. Ay bari. Şimdilik dedim Fahriye. Ömür boyu unutacak değil ya. İlla ki bir gün aklına gelecek. Bak eğer sorarsa şöyle deriz. Fahriye, ben artık yalan söylemek istemiyorum. Ne olacaksa olsun, kurtulayım artık. Yani? Bu gece Macit Arcıoğlu'nun teknesine gidecek misin? Ne yapacaksın Neriman? Madem denize düştüm, yılına sarılayım Fahriye. Ops, ops. Oyuncağının hayatını kurtardık. O oyuncak ölü. Aa, nesi var? Bilmem. Daha geçen ay aldım. Açılmıyor bile. Bugün servise götüreceğim. İstersen ben yaparım. Cihan. Anlar mısın bilgisayardan? Anlarım. Yani anlardım. Artık pek anlamıyorum. Hatta hiç anlamıyorum. Bıraktım ben o işleri. Kızlar neredeler? Ben gelince aşağı geçtiler. Şahika, kızım, bir ev, bir aile olmak kolay değil. Herkesin birbirine alışması zaman ister. Zamanım çok benim. Özlem, biz şurada bir yerde inelim. Yok canım, ben sizi bırakırım. Yok yok, gerek yok. Mahalleye girmene gerek yok, sağ ol. Neden? Neriman görür diye mi? O da senin gibi kıskanç mı? Özlem. Alo babacığım. Bil bakalım neredeyim, kiminleyim. Cihan, hadi inelim abi sen. Şinasi'yle. Evet, şu güzel sesli sınıf arkadaşım. Babam seninle konuşmak istiyor. Efendim? Bu gece dışarı çıkabilmen için çok iyi bir neden bulmamız lazım Neriman. Of, daraldım Fahriye. Babamla konuşturduğum için kızdın değil mi? Özür dilerim. Fahriye. Hadi gel barışalım.
Evet. Ben bundan sonra bu adama sümsüklemeyeceğim yani. Fahriye. Macit'in arabasıyla mahalleye geldim ya ben. Yani tabii Şinasi Bey'in neyi eksik ki zaten. O da binsin son model arabalara, gitsin istediği gibi filan. Neriman! Bak geldi. Açmayacağım kapıyı. Açmayacağım. Sonra konuşursun ya, Allah Allah. Oğlum karışma. Ya Şinasi. Allah Allah. Neriman aç diyorum. Şinasi ne oluyor? Oturuyorduk abi. Bu Şinasi böyle kapıyı deli gibi çalınca biz de ne oluyor dedik. Aa, değil mi yani? Delirmiş bu Şinasi. Bu çocuk nasıl bu hale geldi? Sekreterle kaç kere haber yollattım sana. Neden odama gelmediğini söyler misin? Her istediğinde gelemem. İşim var. Bana bak. Bana oyun oynama. Sıkıntın neyse açık açık söyle. Macit. Sıkıntımın sebebi oğlum. Kaynağı ise karın. Sen neler saçmalıyorsun ya? Senin derdin anlaşıldı. Kıskançlık. Karının yüzüğü benim kolyemi döver. Ben böyle ufak hesaplar içinde değilim. Benim her şeyim var. Evet. Senin her şeyin var Figen. Sen hariç. Bize ne yapmaya çalışıyorsun Figen? Lütfen yolunda giden bir ilişkiyi yıpratma. Hangi yol Kerim? Bunun adı yol mu şimdi? Bana söyler misin? Bu yolun sonunda ne var? Yolun sonunu kimse bilemez Figen. Ama başını bilir. Sen Hatay'ı yolda mı yoksa yanındaki yolcuda mı arıyorsun bilemem. Ama ben bu yolun başında da evliydim. Ben seni kandırmadım. Ama sen kendini kandırmış olabilirsin. Şunu sakın aklından çıkarma. Ben evli bir adamım sevgilim. Gençlik işte abi. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Bunlar itişe kakışa seviyorlar birbirlerini. İnsan birini sevince gülter. Ne başkasına laf ettirir, ne kendi incitir. Kıyamaz. Neriman'ın bilekliğini de gülter. Ben onu unuttum abi. Bu tıraşın arasında aklımdan çıkmış gitmiş. Şahika falan derken. Ben şu kızlara bir bakayım. Şahika'da neler olduğunu anlayamadı kızcağız. Gülter. Bir şey daha var. Ne oldu abi? Şahika. Şahika biraz şey giyiniyor. Şimdi o hani ev içi falan diyecektir ama bizim evimizin kapısı herkese açık. Maşallah gösterişli kız da. Sen usulüyle. Merak etme sen, ben konuşurum. Peki Şinas niye bu kadar kızdı? Kızgın olan Şinas değil canım, Neriman. Yoksa Şinas şu an yalvarır durumda yani.
Yani Şinasi'nin yalvaran hali buysa hırlayan halini hiç görmek istemem doğrusu. Kızlar. Ne gülüyorsunuz öyle deli deli? Öyle değil miydi ya? Akşam oldu. Neriman, ne yapacaksın? Benim bu evden çıkmam lazım Fahriye. Ama nasıl? Macit Arcıoğlu'nu göreceksin yani. Vay vay vay. Artık bu sefer de beni planların dışına atarsanız vallahi alınırım. Şey diyorduk biz. Şimdi hanginiz söyleyecek acaba Neriman'ın Jet Sosyete'nin yakışıklısıyla ne işi olduğunu? Duşta o, duşta. Duymaz. Al yavrucuğum. Alo? Alo, Pelin? Ben yanlış aradım galiba. Yoo, doğru aradın. Pelin telefonu ama ben Pelin değilim. Duygu ben, kız kardeşi. Selam Duygu, ne haber, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Seni aradığını görünce açtım. Pelin söyledi döndüğünü. Ne çok kaldım Paris'te. Ben böyle konuşuyorum ama sen beni hatırladın değil mi? Deli misin? Hatırlamaz olur muyum? Sen benim tanıdığım en sarışın küçük kızdın. Büyüdüm. Bu arada Pelin müsait değil. Ben aradığını söylerim. Hoşça kal. Bütün hikaye bu mu yani? Az mı geldi? Vallahi fazla bile. Bu kızın ne yapıp ne edip bu akşam dışarı çıkması lazım. Yani kesinlikle haklısın. Ben olsam Macit Arcıoğlu'yla buluşmak için tünel bile kazarım. Nefret ediyorum ondan. Şu bileklik işini halledeyim, bir daha onun yüzüne bakmayacağım. İstersen büyük konuşma. Söyleyecek yalan da kalmadı. Madem bu gece dışarı çıkman gerekiyor, o zaman çıkacaksın. Kötü bir gün müydü? Geldiğini fark etmedim. Seni ne zaman bu tablonun önünde görsem mutlaka bir sorun. Yok, hayır. Hiçbir sorun yok. Anne, bu tabloda benim görmediğimi ne görüyorsun? Bir dakika. Soru tam olarak böyle değildi. Bu evdeki tabloların hepsi sürekli değişti. Yıllardır bu tablo değişmedi. Neden? Çünkü o tabloda olan bu evin içinde yok. Neymiş o? Sen ne görüyorsun? Bilmem.
Çok doğru. Çünkü henüz bilmiyorsun. Yaşamadığın, hiç tatmadığın bir şeyi tarif de edemezsin. Aradı. Çok çalınca ben açtım. Ne diyor? Bana bir şey demedi. Sen sonra ararsın. Biliyor musun beni hatırlıyor. Herhalde hatırlayacak Duygu. Ya ne bileyim. 5 yıl önce beni aranıza pek almazdınız. Sonra Onur Fransa'ya gitti. Ara sıra geldi ama biz pek görüşmedik. Acaba Macit'i arasam mı? Yok, aramayacağım. Pelin, Onur Fransa'ya neden gitmişti? Aşk yüzünden. Deli gibi aşık olmuş. Kimmiş peki bu kız, sen biliyor musun? Söylemedi. Kızı unutmak için de ülke değiştirdi. Deli işte. Unutabildin mi bari? Vallahi unuttum diyor ama... Ya gerçekten aşık değildi? Ya da yalan söylüyor. Yani nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Unuttum diyorsa unutmuştur. Kimse ülkeyi değiştirecek kadar aşık olduğu birini unutamaz Duygu. Ben her yolu denedim. Olmuyor. Birine tutkuyla aşık olduğun zaman ne demek istediğimi anlarsın. Ne yaptın? Düşündün mü bir şeyler? Yok, sen? Neriman, sürahiyi boş götürmüşsün kızım. Aa, aşık mı ne? Düşündüm. Anneciğim benim çıkmam gerekiyor. Bu akşam dışarıda olacağım. İyi akşamlar. Macit. Ertelersen sevinirim. Baban da gelecek. Birlikte yemek yeriz. Özel bir durum. Anlıyorum. Pelin mi? Hayır. Bir başkası. Ha bu arada bu yeni şirketle ilgili. Hisselerin Pelin ve benim üzerime olması... Gerçekten hayal gibi. Teşekkür ederim. Macit, baban seninle bu konuda konuşacaktı. Sanırım zaman bulamadı. Sorun mu var? Yok, sorun değil ama önemli bir detay var. Detay mı? Aslında bu biraz size bağlı canım. Şirketin yasal olarak devri için babanın ve Selim amcanın bir şartı var. Şart mı? Evet. Nedir o? İkinizin evliliği. Pelin ve ben diye bir şey yok anne. Neriman, Şinasi neden öfkeliydi kızım? Kapıyı neden açmadın? Tutturdu akşam akşam dışarı çıkalım diye. Ben de izin almadan olmaz dedim. Öyle. Çağır gelsin. Nasıl? Şinasi'yi çağır gelsin kızım. Ne diyecekse burada benim yanımda desin. Ayız dayı, hiç nasip bu akşam gelmesi olur mu acaba? Neden? Ne zararı var? Bana bir zararı yok, gelsin tabii. Banyo yapacaktım da, hani banyo şurada,
Salon orada. Ama neyse, siz konuşurken ben bir duş alır çıkarım, ne olacak? Olmaz öyle şey. Sonra başka gün gelir. Neriman, iyi misin kızım? Ya biraz başım ağrıyor hala. Dün gece pek uyuyamadım. Şinasi bir daha bu kapının önünden bağırarak geçmeyecek. Ne yapayım baba? Yalvarayım mı Şinasi'ye? Ya da Şinasi'nin ağzını kapatayım elimle sus diye, olur mu? Yani sokakta olay olsa benden bileceksiniz. Bana ne ki Şinasi'den? Neriman. Neriman? Ne oluyor kızım? Bir şey olmuyor hala. Sıkılıyorum. Sıkılıyorum. Neriman. Faiz dayı. Tamamdır gül kedisi. Çok teşekkür ederim, şahika. Ay ne demek canım, ben bir şey yapmadım. Yani senin içinde olmasa böyle oynayamazdım. Hadi hadi hazırlan, geç kalacaksın. Hayırdır? Mahalle pazarına mı gidiyorsun? Aa, ne varmış? Bunları giyeceğim. Ya bu kılıkta Macit Arcıoğlu'nun yanına gidilir mi ya? Ona çok bile. Şinasi. Arasın. Açmayacağım. Hadi şahika, beni bir an önce çıkar buradan. Vallahi tatlım, bu kılıkta hayatta olmaz. Çabuk ol. Ya daha saçın taranacak, makyaj yapacaksın. İstemiyorum şahika. Bak pişman olursun. Nefret ediyorum ondan. Daha iyi ya işte. Bak, kadınlar en çok nefret ettikleri erkeklerin yanına giderken iyi giyinmelidir. Ya bu kendine güvenen sağlam adımlar atmanı sağlar. Hı? Ayrıca... savaş boyalarını sürmeden... asla ama asla sokağa çıkma. Hı? Hı? Hadi, hadi. Şinasi, sana ne oluyor böyle? Nereye gittiğini söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Bırak abla. Neriman'la konuşmaya gidiyorum. Bu saatte mi? Faiz amca ne der sonra, delirdin mi? Kimse umurumda değil. Şinasi. Açıl bakalım. Güzel. Oy. Oy, 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 oy. Meşgulüm oğlum, sonra ara ya. Allah Allah. Aa,
Alo Cihan. Nezahat bacım. Ya pardon, sen Şinasi'nin telefonundan arayınca ben şey zannettim. Şinasi çıktı Cihan. Neriman'a gidiyor. Tutturdu Neriman'la konuşacağım diye. Bu saatte mi? Ya tamam, tamam Nezahat bacım. Sen kapat, ben halledeceğim ben. Tamam, hadi. Tamam, sağ ol. Ya Rabbim ya, ah be oğlum ya. Öf. Olmayacak. Ele güne rezil oluyoruz. Şinasi niyetinde ciddiyse alsın annesini gelsin de Rıman istesin. Hiç değilse yüzükler takılsın. Şinasi ve Neriman için bu işin zamanı geldi. Ya ne yapıyorsun? Bir de burada laf dinliyorsun. Hadi yürü. Ya tamam. Neriman'la konuşacağım. Faiz dayı. Neriman'a söyle salona gelsin. Konuşmak istiyorum. Ay uyuyor. Ya az önce kalktı, ilaç içti, tekrar yattı. Çok zor daldı uykuya. Ama uyandırayım istiyorsan. Neriman. Neriman. Tamam, tamam. Bırak uyusun. Yok, uyandırayım yani. Kalksın, dalar tekrar. Ne olacak? Sabah konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Aslı, bırak kız bulaşığı. Gel buraya. Bırak emmi, işin var. Bırak. Thank you.
Çok güzelsin kızım ya. Bırak Emre. Sus dur şunu. Yapacaksın bakalım. Ben de onun için aradım işte. Yaş pasta yapacağım. Aslı çok sever. Ama bilemedim çikolatalı mı yapayım, muzlu mu yapayım. Onu soracaktım. İkisi de olur. Hatta patates salatasıyla ıspanaklı börek de yapalım ha? Yapalım değil mi? Şehirden içeri girdim bir görsem. Canım benim, ben de çok özledim. Ederim şimdi. Sen ananın evinde de böyle miydin kızım? Değildim. Duygu, sence bu mu bu mu? Bu. Yemeğe gelmiyor musun? Hayır. Bu akşam için programım var. İyi madem, görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Sence saçlarımı toplasam mı yoksa... Bence şansını fazla zorlama. Görüşürüz. Hazır mı? Hazır efendim. Tamam kaptan, sen çıkabilirsin. Bundan sonrası ben hallederim. İyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Ben düzeltmeye çalıştıkça her şey mahvoluyor. Anlamıyorum. Neriman ne istiyor? Ben ona neyi veremiyorum? Niye sürekli birbirimizi yanlış anlıyoruz ya? Bilmiyorum. Anlayacağın kardeşim, dün Neriman için doğru olan bugün eğri. Ya sen beni kim sanıyorsun ha? Kimim ben? Söyle her şey, kimim ben? Özür dilerim. Dileme. Başlamadınız mı daha? Babanı bekliyoruz canım, yoldaymış. Sen nereye? Özel bir davete. Hmm. Açmıyor. Macit mi? Evet. Şu şirketle iyice kafayı bozdu. Çok işkolik bir kocam olacak. Alo. Onur ne haber? Sağ ol, ben de iyiyim. Macit telefonları açmıyor da... Seninle mi diye merak ettim.
Tamam. O zaman şirketten çıktığına göre tekneye gitmiştir. Sen nereden biliyorsun Macit'in teknede olduğunu? Aa, bugün sen söyledin ya şaşkın. Hadi kapatıyorum, görüşürüz. Pelin dur, sakın o tek... Ne, gitme. Allah kahretsin. Leon. Şans denemek için mi aradın? Ya Macit, ben sana bir şey... Yani şeyi merak ettim. Neriman bugün tekneye geldi mi? Hayır yani vazgeçer de gelmezse buluşalım diyecektim. Şansını küsün. Yemek? Aslında... Sen söyle. Eğer izin verirsen tekneyi biraz açığa demirlemek istiyorum. Sonra yemeğe geçeriz. Hayır. Fazla zamanım yok. Neriman bana bu gece bir yemek bir de dans borçlusu. Borcumu bir an önce ödeyip buradan gitmek istiyorum. Sen de kendini biraz zorlayıp benim burada yaşadıklarımı hatırlamaya çalışırsan... neden gitmek istediğimi anlarsın. Kendine haksızlık etme Neriman. Aslında seninle ilgili küçük bir yandan çok daha fazlası var. Ne oldu? Yok bir şey. Canım sıkıldı biraz. Konuşalım mı? Olur, konuşalım. Hadi gel mutfakta konuşalım. Kızışıyor şimdi. Aman uyusun canım. Şayka, Neriman nerede? Boğaz'da. Tekne gezisinde. Hay Allah. Beğenmedin sanırım. Aç değilim. Gece. Kendine ne çok güveniyorsun. Güvenmeyeyim mi? O gece elinden tutup uzaklaştığın adam. Kimdi? Neden soruyorsun? Merak ettim. Yemeğim bittiyse artık bilekliği alabilir miyim? Yok kardeşim, bu böyle olmayacak. Ya nasıl olacak? Usulüne göre yarın gidip Neriman'ın kapısına dayanacağım. Oğlum sana kapıya her gün dayanıyor zaten. Yok kardeşim, bu sefer böyle değil. Yarın gidip Faiz amcadan Neriman'ı isteyeceğim. E hadi o zaman Bekir abi. Senin için bu kadar önemli mi? Evet. Aslında haklısın. Elmas, pırlanta, değerli taşlar ve kadınlar. Değeri üstündeki taşta değil. Üstündeki kokuda. Annemin kokusu var üzerinde. Annemin parmak izleri.
Bizim gibiler için hatıra, sizin gibilerin sahip olmak için birbirini yediği değerli taşlardan daha kıymetlidir. Umarım annenin hatırasının bundan sonra bir kıymeti olur Nermin. Ve umarım onu bilmediğin yerlerde düşünmezsin. Son o gece bu tekneye dans etmek için gelmiştik. Tamam. Bir dinle beni. Dinle. Oğlum bu ev öyle bildiğin evlerden değil. Bak bir çevrene kardeşim. Bir sürü ev var, bu var, o var. Şinasi yürü. Bu evde benim sevdiğim kız uyuyor. Belki de rüyasında beni görüyordur. Hadi Şinasi. Hadi yürü kardeşim. Hadi ne olur. Hadi. Sözlü.
martının ağzında küçücük bir kırıntı, kolayca yutulacak bir lokmayım. Biri için zehir, diğeri için şifayım.